Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde. Bu sefer gastronomi kenti Afyon'dayım. 2019 yılında Türkiye'de 3 tane şehir gastronomi şehri seçildi. Birincisi Gaziantep, ikincisi Hatay, üçüncüsü de Afyon oldu. Şimdi Afyon'daki lezzet duraklarını bugün keşfedeceğiz. Sizlere sırasıyla videoları zamanla gelecek. Şimdi ilk durağımız hemen arkamda bulunan Afyon'un simge mekanlarından bir tanesi Salim Usta. Salim Usta esnaf lokantası. Sabahları ayak paça çorbası yapıyorlarmış. Çok merak ediyorum. Şimdi ayak paça çorbasını bizim için ayırdılar. Hemen ayak paçasının arkasından da çok güzel bir esnaf lokantası. O görüntüsünü sizlere göstereceğiz. O yemekleri tezgaha koyacaklar. Hadi gelin içeriye girelim ve bu güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Evet, içeriye girdik. Salim Usta'nın 4. kuşak işletmecisiyle birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar hocam. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Ben Metin Pancar. Salim Usta'nın 4. kuşak temsilcisiyim. Burada yöresel yemekler, yöresel çorbalar ve Afyon'a ait keşek, paça, onlara hizmet ediyoruz. Evet. Şu anda Sabah paçayı göreceğiz galiba. Evet. Şimdi bölümde paça böyle kaynıyor, mis gibi kokusuyla. İliktir. Sırf ayak paça. Bunu ekmekli yoğurtlu yaparız. Yöresel köy ekmeğiyle beraber. Evet. Köy ekmeğimiz bu. Sizin geçen hafta coğrafi tescil aldığınızdır. Evet, çok güzel ya. O zaman bir yapalım, bir gösterelim. Bu köy ekmeği bayatlamıştır bu şekilde. Hani hamur olmaması için biz bunu bayatlatırız. Bayatladıktan sonra keseriz. Bayatladıktan sonra kesiyorsunuz. Tabii. Bu da kemik suyudur efendim. Kemik suyuyla beraber biraz yumuşatırız. Şöyle. Kemik suyu da yumuşattık. Duşlama diyoruz biz buna. Evet. Hem tabağı ısıtırız. Bu şekilde. Üstüne de paça çorbasını şöyle sırf ilikleri. Sırf ilik. Kolajen depolu bu şimdi var ya, bu vitamin ya. Allah Allah. Şekilde. Üzerine de gelsin biraz suyundan. Şekilde. Etrafına da bunu manda yoğurdu yapacağız. Manda yoğurdu. Bu hafifletmesi için. Yoğurt bunu hafifletir. Öyle mi? Ağırdır. Evet. Oo. Ağır bir çorbadır. Yoğurt yaptığımızda kenarına bu çorba atacak. Çok güzel. Şöyle manda yoğurdu. Bu manda yoğurdu. Evet. Afyon yöresinde manda yetiştiriciliği bayağı meşhur zaten. Meşhur. Evet. Evet. Kaymağı yoğurdu meşhurdur şöyle. Oo. Yoğurt da kaymaklıdır şu şekilde. Allah Allah. Üstüne de az bir şey tereyağı gezdiririz biz. Üstüne de tereyağı gezdiririz. Az bir şey tereyağı yapalım. Bayağı. Evet. Şu an biraz tereyağı yapabilir misin bize? Tabii yapalım. Oradan sen getir onu. Son hali şu şekildedir. Resmen bomba oldu. Evet. Şimdi bunu bekletelim. Evet. Biraz sonra bu tezgah dolacak arkadaşlar. Aynen. Şimdi bu tezgahı da ustam bizi bekledi yani. Bunu kaldıracak. Bunu da yeni çıkardım sizin için. Bizim yoksa bu saatte kalmıyor. Saat kaçta bitiyor bu? Biz sabah yani yasaktan dolayı 7'de başlıyor zaten. Normalde 4'te başlar. Evet. 7'de başlıyor. 11'e kadar çıkmış. 11'e kadar gelip bunu yemelisiniz. 11'den sonra bu olmuyor arkadaşlar. Çünkü tezgaha sulu yemeklerle dolduruyorlar. Afyon'un kahvaltı kültürü bu şekilde. Paça ve keşkin. Harika oldu. Yöresel tandır çorbası. Harika. Evet. Şimdi tezgahı dolduralım. Evet, şimdi başlayalım. Ondan sonra tekrar yemekleri bir tanıtalım, olur mu? Hadi biraz sonra görüşürüz. Şimdi içeride yoğunluk başladı. Şimdi tezgahı size göstermek istiyorum. Gelin şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi tezgah ne kadar güzel görünüyor. İçeri zaten oldukça yoğun. Şimdi biraz sonra size yemekleri göstereceğiz. Yemeklerin isimlerini öğreneceğiz. Şöyle tezgahı sizlere göstereyim. Şimdi geldik en güzel ana. Lezzetlerin tadına bakacağız. Bu arada Ahmet misafirimiz. Ahmet bizi Afyon'da gezdirecek. Afyon lezzet duraklarını bize anlatacak. Afyoncum şimdi Ahmetciğim şimdi kelimeler artık boğazımda düğümlenmeye başladı. Afyon'da o kadar ipindeşmişiz ki. Afyoncum, Afyoncum dedim ya. Vallahi öyle. Şimdi önce biz paçadan başlayalım. Tabii, paçadan şöyle. Tam bir kolajen deposu yani. Öyle mi? Şey. Süper. Bu arada kusura bakmayın, içeride çok ses olabilir. Yani burası bir lokanta, sonuç itibariyle en yoğun saati şu anda. Şöyle. Ekmek daha çok ya. Evet. Ekmek de coğrafi işaretli bu arada. Of. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Bu bizim kahvaltıda illaki
Hiç gelmeyen ayda bir kere gelir yer. Abi, gerçekten yani ben Türkiye'de birçok yerde paça yemiş birisiyim. Kendine has bir tarzı olan bir paça bu da. Yani Afyon'a yolunuz düşerse kesinlikle ama kesinlikle bu paçanın tadına bakmanızı öneririm. Yalnız çok fazla kolajenli bir ürün. İki kişi bir tane yerseniz daha iyi olur, doğru mu? Özellikle sabahları çok tüketiliyor. Evet. Hiç gelmeyen ayda bir kere gelir, onu yer. Öyle mi? Şimdi buradaki yemeklerimizden bahsediyoruz. Bu biraz önce size gösterdik. Arpacık soğanlı. Arpacık soğanlı. Zürbiye. Zürbiye. Evet. Bu Afyon. Zürbiye de denir. O yöreye göre değişiyor her türlü. Bu bir saray yemeği aynı zamanda. Osmanlı saraylarında pişirilen bir yemekmiş bu. Evet. Zaten dede Salim Usta da Yıldız Sarayı'nın aşçılarından. Bu arada et pamuk gibi ya. Aroması aldınız değil mi için? Yesin çok güzel. Afyon'da hayvancılık kondeyleri. Patlıcan musakka, nohutludur. Afyon usulüdür bu. Afyon'da keza 4 çeşit musakka var. Evet. Bundan ekstra 3 tane var. Patlıcan musakka, maydanoz musakka, havuç musakka ve pırasa musakka. Hepsi yapılır. Bu kuzu tandır abi. Kuzu tandır. Her yörede yapılan bir şey. Ama asıl Afyon'da hani imza denilen olay da dana tandırdır. Bu mu? Evet. Ondaki aromayı attığın zaman zaten etin kalitesinden anlayacaksın. Kuzu değil, dana Afyon'da. Dana. Afyon'da zaten büyükbaş besiciliği çok ön planda olan bir şehrimiz. Çok fazla. Attığın zaman etin aroması geliyor. Mesela keza bir de havuçlu pilav. Bu da Afyon'a özgü. Bu da bir Mevlevi kültürü var. Hassaten lokmadan gelen bir kültür. Mevlevilerin yaptığı. Mevlevi pilavı. Yani bir nevi öyle denebilir. Ondan özenilerek yapılmış havuçlu. Afyon'da özellikle havuç yapılır. Bu da yemeklerin en sonunda verilir bamya, hazmı kolaylaştırması için. Evet, bamya gerçekten bir sindirim yemeği. Bütün eğer şişkinliğiniz varsa bu bamyadan az bir yiyin, ondan sonra rahatlığı görürsünüz. Zaten bir servet değerinde kilosu arkadaşın. Evet, bu bir de özel bir bamya arkadaşlar. Çiçek yani, bamya. Çiçek bamya deniyor. Fiyatı şu anda ne kadar bilmiyorum, geçen sene 300 lira civarındaydı. Kurutuyorlar bunu, ipe diziyorlar. Ve Anadolu'da birçok şehirde bunu görebiliyorsunuz. Ahmet'im çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi fiyatlarla ilgili bilgileri almak istiyorum ama çok yoğun. Gel. Hoş bulduk. Yok, bir yoğunluğa denk geldik. Ona bir esnaf lokantası normal. Fiyatlardan bir bahseder misiniz ya? Fiyatlarımız ne kadar? Bu ne kadar mesela? Paça 18. 18 lira bunun fiyatı. Keşkek 15. Keşkek. Tandır çorbası 12 lira. Evet. Yani ortalama et yemekleri ne kadar? Et yemekleri dana tandır 35 lira. Dana tandır 35 lira. Pilav püresi salatasından ikram olur. Ha, pilav yanında ikram. Savaş ve bir. Yani pilavı. Evet. Dana tandır 35 lira. Bamya 15 lira. Bamya 15. Musakka 22. Ortalama 15 lirayla 35 lira arasında gidip gelen bir fiyatımız var. Esnaf lokantası. Evet arkadaşlar, yani Afyon'a yolunuz düşerse kesinlikle ama kesinlikle Salim Usta'yı tavsiye ediyorum. Diyorum ya, şu kelle paçayı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani keza et yemekleri de efsaneydi. Zülbiye kebabını sarımsakla birlikte biraz önce bir parça aldım. O aroması zaten farklı bir şey. Osmanlı saray mutfaklarında yapılan efsane bir lezzet. Benim damak tadım Osmanlı saray mutfaklarına çok uyuyor. Yani Osmanlı saray mutfağından yediğim yemeklerin hepsi bana uyuyor yani. Türkmenlikten geldi. Türkmenlikten geldiği için. Koca yörük olduğunuz için. Yörüklük kültüründen geldiğimiz için. Evet arkadaşlar, Afyon'a yolunuz düşerse tekrar söylüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle burayı not alın. Harika bir lezzet durağı. Sabah dediğim gibi saat 11'e kadar çorba içebiliyorsunuz. Öğlen servisinde de sulu yemekleri çıkıyor. Tipik Anadolu bir esnaf lokantası. Tam öğlen saatinde büyük bir yoğunluk oluyor. Onu bilin, ona göre. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.